Bildiğiniz üzere Afşin'de revizyon imar planı devam ediyordu. 5000'lik revizyon imar planı yapıldı. 1000'lik revizyon imar planı yapıldı. Son aşamaya gelmiştik. 18 uygulaması. 6 etap halinde ihalemize çıktık. İhalemiz sonuçlandı. Yer teslimini yaptık. Afşin'de yeni yerleşim açılan, yeni Afşin dediğimiz alan, Üyüklü yolundan TOKİ Geger Köyü'ne kadar olan alanda 18 uygulamamızın ihalesini yaptık. Birinci etapımız orası. 18 uygulamasını bitirip inşallah Rabbim izin verirse 5-6 ay içerisinde yeni tapularını orada mülk sahiplerine vereceğiz ve yeni Afşin kurulmaya başlayacak. Yeni Afşin diyoruz niye? O yaptığımız planlamada rüzgar modellemesini yaptırdık. Hava akımları hesaplandı. Bu işleri üniversitelere yaptırıldı. Ve Yenişehir rüzgar akımlarını kesmeyecek şekilde planlandı. Yapılan araştırmalara göre de yeni planlanan alanda termik santralin zararlı etkilerine maruz kalmıyoruz. Havası oldukça temiz bir alan. Ben hep şunu iddia ediyordum, yakın gelecekte Elbistanlılar da Afşin'de yaşamaya başlayacaklar. Elbistan'da çalışıp Afşin'de yaşayacaklar. Çünkü havamız temiz. Yeni yerleşim alanıyla zannediyorum Afşin'de Elbistan iyice kaynaşacak. İnsanların sosyal donatıların düşünüldüğü, yeşil alanların düşünüldüğü, kamu kuruluşlarının düşünüldüğü bir planlama yapıldı. Diğer 5 etapımız da Afşin'de merkezde bulunan sıkıntılı alanlarla ilgili. Onlarla ilgili de ihalemizi tamamladık, yer teslimini yaptık. Orada da sonuca toplam 6 ay içerisinde oluşacağımızı zannediyoruz. Sorunlu bulunan postanenin karşısındaki alan, su kanalının etrafındaki taşkın önleme kanalı etrafındaki alanlar başta olmak üzere 5 noktada daha 18 planlamamızı 18 ihalemizi yaptık. Özellikle sorunlu olan Afşin Belediyesi kurulduğundan beri 25 yıldır, 30 yıldır sorunlu olan yeşil alan, yol, kamulaştırma bedeli ödenmeyen alanlar ya da insanların sahip oldukları arsalarına bu nedenlerle değerlendirilmemeleri sorunu ortadan kalkıyor. Büyük sorunlar hemen hemen tamamı çözülüyor. Bunun da müjdesini size vermek istiyorum. Artık plansızlıktan ve kamulaştırma sorunları nedeniyle yapamadığımız işler yapabileceğimiz gibi halkımızın bu noktada yaşadığı problemlerin de mülkiyet haklarını kullanma noktasında önüne konulan engelleri de kaldırmış oluyoruz. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.